Bugün YouTube'dan Evet yorum geldi. Tülay Hanım yazmış. Ben de yoklama yapmaya başladım. Yoklama alacağım ben de. Süslü kriptocular. Şuradan şey ettirelim. Sonra bir parça. Yorum yazmış Tülay. Bu baya bayağı e, ileride de takip ediyordu. İki küçük oğlumun eğitim için üstelik hayatımda ilk kez biriktirdiğim birikim yapacak kadar parayı önemsiz sayan biri olarak ve hatta kriptoya sene, sene başında başlayan biri olarak seni keşfetmek oldukça rahatlatıcıydı. Bu cümle zaten olay. Kim olay aslında şu cümle. Bundan sonrası bir önemi yok. Şu e, seni keşfetmek keşfetmiş olmak rahatlatıcılar ama konuşamıyorum. Rahatlatıcıdan sonraki e, şey e, olay. Neydi o? Limondan bahsediyordu. Zaman içinde tüm bunların içine ısrarla limon sıkışını izlemek yorucu oldu. Baş mı yiyeyim ben? Olay ona dönüyor. Ondan sonra ben cevap verdim. Ee, ona Discord kanalı için şey diyor. Discord kanalında sinyal verdim sanmış. Hani sinyal işlerine falan girmeseydin falan diyor. Discord kanalında sadece daha ayrıntılı grafik analizi yapıyoruz. Hani e, o da hani soru-cevap tarzında çok da yapmıyorum yani. Ben gördüm grafikleri. E diyorum bu böyle şöyle böyle olabilir. Bu sinyal olarak değil yani o şeyler. Sadece Telegram'a artık grafik atmıyorum fark ettiyseniz. Çok çok ender sadece Bitcoin grafiği atıyorum. E çünkü olay tam ile şu cümle işte. Hani seni keşfetmiş olmak rahatlatıcıydı. O rahatlatıcıydı kısmısı hani önemli olan. Onu da bir sonrakinde göreceğiz zaten. Ben bir şey anlatmaya çalışıyorum burada. E onu anlatmaya devam etmek için de bir şeylerin olması gerekiyor. E olmaya, olmuyorsa o şeyler niye anlatmaya devam edeyim ki? Hani bana ne yani? Ben yani cevap verdim. Hani destek olanlara anlatırım. Destek olmayanlara anlatmam. Hani olay kripto. ve tamam da kriptoyu ben kurtaracak halim yok. Ben önce kendimi kurtarıyor olmam lazım. Ondan sonra kurtarırım ben kriptoyu da. E bunu anlatmaya çalışıyoruz. Israrla e, bazıları anlamamakta ısrar ediyor. Sonra yapacak hiçbir şey yok. Dilimde tüy bitti artık. Yani e ben seni rahatlatıyor muyum? Rahatlatıyorum. E sen beni rahatlatıyor musun Leyhanım? Misal ya da ne kadar rahatlatıyorsun? Ben 1500 kişi var grupta. 1500 kişiyi rahatlatıyorum değil mi? Nasıl rahatlatıyorum? Çıkıyorum, yayın yapıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Ben sinir stres olmuyor muyum? Beni kim rahatlatacak? Ben nasıl rahatlayacağım? Buradaki mevzu o. Ben sizi rahatlatmak zorunda değilim. Bunun için belli şartlar lazım. Bu dünyanın her yerinde, her iş kolunda, her şeyde o benim kriptoyu kurtarmak gibi bir misyonum yok. Bir şeyim yok hani. Ama bana destek olanları kurtarmak gibi bir zorunluluk hissediyorum kendimde. da destek olanları ama yani hiç etliye sütliye karışmadan Telegram grubu için şey yapıyorum. O Telegram grubunu zaten hani çok aktif değilim artık. Sadece lak 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 konuşuyor insanlar. Yani kapatınca kavga çıkıyor. Ama o, o günde gelecek yani. O Telegram kanalı bir gün kapanacak. Hani bu böyle giderse bu iş. Ya ben 15 kişi rahatlatmak zorunda değilim. Bir sonrakinde dedim ya İbrahim Tatlıses olmaktan vazgeçeceğim. Olacak olan o. O 1400 kişinin alayı zarar edecek. Rektör olacak, sektör olacak gidecek yani. Çünkü böyle olmuyor. yani birilerinin zarar etmesi gerekiyor. O zaman edeceksiniz yani. Ben hani zarar etmemeniz için uğraşıyorum. Ve ısrarla o uğraşının bir karşılığı yok. Yani maddi olarak bir karşılığı var. Yine yani manevi olarak bir karşılığı yok. Ulan bari manevi karşılığını verin. O da yok. E kanalı kapatınca da bu kanal niye kapandı? Hayırdır kardeş yani ben sana kanal açmak zorunda mıyım ya? Yani o kafadan çıkın diye uğraşıyorum zaten. Ama ısrarla insanoğlu işte o kafadan çıkamıyor. Aa bu az önce atılan video işte 2 saat önceki videosu. yolar öldüğüm videosu. Hani burada bu videoyu izleyip ne anlıyorsun sen? Hani ben ne anlatıyorum sen ne anlatıyorsun ne anlıyorsun hani benim anlattığım burada yolar ölmüş işte manipülasyon yapıyorlar falan filanlar filanlar işte tam o kafa işte. Bak bak bu CEO'lar da karışmıyor hiçbir şeye. Teknik analiz TR'deki insanlar gibi. Farkı yok onlar da insan. Ne etliye karışıyorlar ne sütliye. Birileri yapsın. Bu CEO'lar diyor ki market maker yapsın. E, teknik analiz TR'deki diyor ki Aztek yapsın. E, oldu anasını satayım. Batırırım ben seni o zaman. Bana ne senden ya? Bana ne faydan var? Ona rağmen ben hani yayın yapmaya devam ediyorum. Bu e, son düşüşte bir dünya yayın yaptım. Ona rağmen market maker'ın yerinde olsam ben bu CEO'ların alayını batırırım zaten. Ne faydanız var lan bana? Avax olarak Emin Hoca ne ayrım var? Çıkıp cak 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 konuşuyorsun tele şeyde, Twitter'da. Bir bok ama yarıyor konuşman yok. Bir şey mi yok. Her şeyi market maker yapsın. Bütün o şeyi o halletsin. O da biz de işte götürürsek götürürüz götüremezsek götüremeyiz. Market Maker bize de destek versin. Arada bize şey veriyor tamam arada sana bu, burada onu anlattık. Market Maker olarak tio veriyordur bunlara falan filan da e ee? ben sana para kazandırıyorum kardeş. Tio veriyorum. Senin bir hayrın var mı bana ondan sonra kazandığım paradan? Ekstra bir reklam yapıyor musun? Marketin büyümesi için. Telegram'da ama yapıyorsun 10 kişiye Saşa. Bu mu yani? Tweet atıyorsun. Bu mu yani? Öyle olmaz o iş. Dünya da öyle de olmaz. Öyle olmamalı zaten o iş. Yani canavar yaratmanın alemi yok. Ama market maker'dan canavar yarattı bu herifler. Mesela hani iki kitle içinde hani bireyselde ben acımasız bir adamım. Alayınızı rekt ederim. Yaparım yani onu. Onu yapabilirim yani. Hani gönüllülük esasına dayalı bir şey yapıyoruz. E ben bir şey yapıyorum. E sen de bir şey yapacaksın o zaman izleyen olarak. Ne, ne yapıyorsan, ne yapabiliyorsan ne yapacağını da ben söyleyecek halim yok yani. O yüzden gönüllü oluyor onun adı. Hani yani sen uğraşmak istemiyorsundur. E bazıları uğraşmak istiyor. Mesela işte Serhat'ın parası yok. Edit yapıyor videoları. O yapıyor şu an mesela. Ömer'in şeyi öğrenci zaten biliyorsunuz Ömer'de. Onu da şey yok. Serhat'a videoların dakikasını şey, yapıyor. Her dakika, her yayın. Adama onu şey yapıyor. Her yayın burada. E sen bunlarla uğraşmak istemiyorsun. Tweet atmak istemiyorsun. Yorum yapmak istemiyorsun Twitter'a. Ekstra Twitter hesabı açıp Twitter kasmak istemiyorsun. Hiçbir şeye karışmak istemiyorsun. Limon da atmak istemiyorsun ama yayınlar devam etsin istiyorsun. Oldu. Yok öyle bir dünya. Öyle olmaz. Yani bu yayınlar devam ediyorsa yatın kalkın bu arkadaşlara dua edin. Limonlar öncelik olarak